Sevgili YouTube izleyicilerim, bugünlerde sizlerden gelen ve en çok sorulardan birine değineceğim. Hangi ekmeği yiyelim? Ekmek bugünlerde pahalandı değil mi? Bir ekmek 5 lira oldu. Şimdi bu anlatacaklarım sizlere sadece böyle masa başında bu kitaplardan falan değil. Anadolu'da 25 yıldır ekmeğin izini sürdüğüm tandırların, o güzelim fırınların içlerinde bulundum. Ekmek aynı yapımı aynı zamanda bir meditasyondur. Dünyanın en güzel kokusu fırından çıkmış taze ekmek kokusudur. Size 3 konu üzerinde bilgi vermek istiyorum. Ekmek, ucuz ekmek. Gidersiniz beyaz bir ekmeği 5 liradan alırsınız. Bir ekmeği yeseniz dahi doymazsınız. Doysanız dahi 2 saat sonra acıkırsınız. Ama gidersiniz 20 liraya bir o organik veyahut da tam buğday kabulca ekmeği diyelim alırsınız. Bir dilimini yersiniz, ikinci dilimini yiyemezsiniz. Çünkü size tokluk hissi verir. O ekmek karaciğeri korur. Bağırsaklarda bağırsak kanserini oluşumunu engeller. Kan şekerini dengeller. Uzun vadede de çok çok faydalıdır. Onun için hangi ekmek ucuz? Bunu çok iyi hesap etmek gerekiyor. Ekmek yapımında en önemli şey undur. Yani daha doğrusu buğdaydır. Eğer bu konvansiyonel bir ürün ise, yani kabuğu alınmış, rujemi alınmış, beyazlatılmış, içine katkı maddesi konulmuş bir buğday ise bu sizi bırakın beslemeyi hasteder. Ama tam buğday kavulca gibi siyez buğdayın unundan yapılmış olan bir ekmek ise size birçok faydaları sağlayacaktır. İkinci önemli husus da kullanılan mayadır. Endüstriler bir mayada, bir kilogram bir mayadan belki bir tona yakın veyahut da ne diyelim çok fazla miktarda maya elde edebilirsiniz. Ama bu maya, maya değildir ve nişastayı yani buğdaydaki nişasta da beslenir. Bu tür şeyler, mayalar size zararlı olabilir. Oysa ekşi maya ise size son derece faydalıdır, probiyotik kaynağıdır. Ama bu ekşi mayanın da ne kadar eski olduğu çok önemlidir. Ne kadar eski ise o kadar da faydalıdır. O halde sonuç olaraktan yapısı bozulmamış, mümkün olduğu kadar doğal veya organik şartlarda üretilmiş, tam buğday, siyez, kabulca gibi yerli tohumlardan üretilmiş olan ekşi maya ile yapılmış ekmeklerden ölçülü olaraktan yiyelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilir, bizi izlemeye devam edebilirsiniz.